Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Battlefield'in yeni bölümüyle, Battlefield'in yeni bölümüyle tekrar karşınızdayım. En son bölüm biliyorsunuz bayağı bir canımız sıkıldı diyelim. Muhtemelen siz izleyenlerin de bir noktada canı sıkılmıştır diye düşünüyorum. Ben bile oynarken çünkü bir yerde artık elim gitmiyordu ateş etmeye. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oyunun nerede tepki gördüğünü, Türkiye'mizde neden tepki gördüğünü şu an anlamış bulunmaktayım. Ve biraz da haklı sayılabiliriz aslında. Evet, haklıyız yani ama Türkiye'de de sonuçta yasaklanmasını istemediğim bir oyun. Çünkü gerçekten çok başarılı bir oyun. Keyifli bir oyun. Oyun olarak baktığımız zaman güzel bir oyun. Lafı daha fazla uzatmayalım ve en son kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam et diyelim. İçeriye girmiştik artık. Fakat yine de başarısız bir akın gerçekleştirdik hikaye bazında. İçeriye girdiğimizi fakat püskürtüldüğümüzü söylüyor. Türk askerleri tarafından biz püskürtüldük şu anda. Şimdi en son nereden kaldık? Şöyle bir bakalım. Yükleme ekranı biraz uzun sürüyor herhalde. Silah çadırı bulmaya bak demiş. Yeni ekipmanlar yani yeni oyun stratejilerini mümkün kılar diyor. Tamam. Evet, bulabilirsek güzel olacak. Umarım yüklenecek bugün. Hala bekliyoruz yani. Niye bu kadar yüksek süre ben de anlamadım ama hala bekliyoruz yani. Çay kahve bir şeyler için var. Olmayacak öyle çünkü. Doğay bayağı bildim, oturdum bekliyorum yani. Bu nedir? Açılacak mısın artık? Açılacak mısın? Bu nedir ya? Bu ne saçma bir şey? Evet. Evet arkadaşlar, sonunda oyunumuz açıldı. Kaldığımız nokta tam olarak buradayız. Kısacık tekrar şöyle bir hatırlayacak olursak, bir önceki bölümde girdik, yanımızda bir tane yaverimiz vardı. O çocuk kaçırıldı, onu kurtardık, bir şeyler yaptık. Şimdi onların buradan sağ salim kurtulmalarına yardım ediyoruz herhalde. Evet. Nöbetçi kulüp şeye çık diyor bana, pekala. Yukarıya çık diyor, kırma. Hepinizi alacağım diyor, vallahi alsan keşke. Çok mutlu olurum. Ölsem çok mutlu olurum ha. Allah. Aman aman aman. Tamam, güzel. Doldur diyorsun ama dolduramıyorum çünkü benim yok. Allah. Kardeşimiz öldürüldü diyor ya. Vallahi gözlerim dolacak şimdi ha. Seslendirmeler falan da Türkçe. İyice moda giriyorsun yani. Şöyle yukarı çıkalım hemen. Yok, burası değil. Şöyle devam edelim. Aa, burada bir tane sniper var. Vuramıyorum. Harika. Bomba attı birisi. Kardeşimizden birisi bize bomba attı. Oh, o beni vurdu. Ne güzel oldu valla. Evet, vurulmaya devam ediyorum. Harika. Az canım kaldı. Şu asker... Seni vurmak zorundayım, özür dilerim. Şu an oynadığımız bölümde askerlerimizin sesi tamamıyla Türkçe. Muhtemelen duyuyorsunuz zaten. Bizi vurmaya devam ediyor oradaki abi. O yüzden onu indirmem lazımdı ki taramalı tüfeğin başında oturuyor, makinalı tüfeğin başında oturuyor. Hızlı bir... Allah, bomba attılar vallahi. Ya yerimde durmayayım bari. Üstlerine doğru gideyim ki hızlı bir şekilde geçebileyim. Ateş edin, devam. Bence de devam edin. Ateşi bırakmayın. Nereden vuruyor? Şu an asker göremiyorum. Gördüm. Aman. Sorry. Harbi rahatsız oldum oyun oynarken ya. Şu bölüm bitsin diye dua ediyorum ya. Yıkıldı yine burası. Gerizekalı İngilizler kendi adamlarını bombalıyorlar diyor.
Bak doğru işlemişler. Bak buraları çok doğru işlemişler. Oyunda aslında herkese ittiriyorlar yani. Fakat biz tabii ki kendimizden sorumluyuz. O yüzden diğer taraflar beni pek ilgilendirmiyor. Yakacak bizi bu arada abimiz. Bomba atsam işler mi acaba? Vallahi dayı ölmüyor. Tam Türk askeri işte. Şu an çok doğru işlemişler. Bu noktaları çok doğru. Ne zaman ölecek ki? Allah! Oo! Yalnız nasıl güzel bir atmosfer var ya. Arkadaşlar grafikler optimize, ne bileyim, yağ gibi akıyor oyun. Ve hani ya vallahi üzüldüm ya. Ha tabii. Düşecek her yer. Tek başımıza içeriye girdik. Kafamıza göre at koşturuyoruz ya. Bıraksam şimdi beni öldürseler buraya kadar boşuna yürümüş olacağım. Şöyle yukarı çıkalım. Yukarı çıkabiliyor muyum buradan? Çıkıyorum ama hiçbir işe yaramıyor. Tamam. Şöyle gidelim bakalım. Oo, atmosfere bakın ya. Top atıyorlar, bir şey atıyorlar. Yeni hedef. Avluyu ele geçir. Ya tek başımıza avluyu ele geçiriyoruz. Bu ne saçmalık? Kardeşlerimiz de oradan bağırıyor bizden biri vurulu diye ya. Şu an avluyu ele geçiriyorum herhalde ben. Nereden vurdun? Eline sağlık be. Gördünüz beni değil mi? Vurun. Aman aman aman. Aa, öldük herhalde. Ben şöyle içeri kaçayım. Yoksa öleceğim. Allah. Oğlum yanındayım. Kardeş düştü. Düşer tabii, yanından geçiyorum. Allah 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 Allah. Ne yapıyorsunuz ya? Kardeş düştü. Düştü. Yanımdan koşar gidersen düşer tabi. Allah. Adam alev alev. Şunu indirmek zorundayım ilk başta. Yakacak beni vallahi. Yaka yaka bir hal oldu zaten benim. Oo, oo. Wow. Yanıyorum. Evet, bu abi bizi burada öldürür. Ben de muradımı ererim yani. Harbiden. Muradımı ereceğim yani, öyle görünüyor. Boşuna ateş ediyorum gibi hissediyorum şu an. Öyle hissetmiyorum, öyle yani. Son 3 mermi. Abimiz öldü öldü. Yoksa ben öldüm. Yaktı. Allah yaktı. Abi çok iyi ya. Maalesef öldürdüm ya. Üzgünüm. Patlama efektleri falan çok güzel ya bu arada. İstemi istemi öldürdüm. Evet, sonunda burayı alıyoruz şu an. Tek başımıza girdik, kaleyi alıyoruz. Oraya bakmak istemiyorum. Bu silahı almak zorundayım.
Evet, B noktasını ele geçirmek üzereyiz arkadaşlar. Multiplayer'da olduğu gibi bölge ele geçirmece bir bölümümüz, yani bu şekilde bir bölümdü. Bölgeleri ele geçirdik. Ne yaptı şimdi? Bu tek başına geldi, böyle bayrak filan dikti falan. Vur şunu ya. Ya vur be. Vurduk bu arada. Nereden vurduk? Ha? Ölür müsünüz lütfen? Ne oldu şimdi? Ya bu buradan canlı kurtulmasın ama ya, bir zahmet. Ya yalnız çok güzel oyun yapmışlar arkadaşlar. Bunu defalarca söylüyorum ama senaryo modunu bu şekilde konu almasalardı tabii bizim için daha güzel olacaktı. Fakat oyun çok güzel. Vahşi çatışma 9 ay sürdü ve sonunda Osmanlılar uğruna çok şey feda ettikleri zafere ulaştılar diyor. Gelibolu'yu vermediler diyor. 100 bine yakın Osmanlı askeri vatanlarını savunurken can verdi. Onların arasından sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracak deneyimli liderler çıktı diyor. Bu savaşta Avustralyalılar ve Avusturyalılar ve Yeni Zelandalılar ilk kez ülkeleri için savaşlar, kahramanlık ve kardeşlik öyküleri bu ülkelerin ulusal kimliklerini oluşturmasında büyük rol açmış. Evet. Bu bölümde bu şekilde oynadık. Rahatsız edici bir bölümdü. Allah'tan bitirdik. Geride bıraktık. Bundan sonraki önümüzdeki maçlara bakacağız. Şimdi bu savaş hikayesi de tamamlandı. Bir dahaki bölüme geçeceğiz. Hemen geçelim. 4 burayı oynadık. Ve son bölüme geldik şu anda. Hiçbir şey yazılı değil. Osmanlı İmparatorluğu'na karşı çöl harekatında Arabistanlı Lawrence'e katıl diyor. Yine Osmanlı'ya karşı oynuyoruz. Oyunu full Osmanlı'ya karşı oynuyoruz. Nasıl vurduysak adamlara, içlerinde kaldıysa Osmanlı'ya karşı habire oynayıp duruyoruz şu anda. Hadi bakalım, burada ne yaptınız acaba? Mezopotamya. Mezopotamya'dayız. 1918 ilkbaharı. Büyük savaş tüm dünyayı sarar. Müzikler falan çok iyi bu arada. Orta Doğu'nun çöllerinde Arap aşiretleri uzun yıllardır altında ezildiği Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ayaklanır. İsyanı bastırmak için Osmanlılar en gelişmiş teknolojilerini kullanırlar. İmparatorluğun acımasız topçuları, muharebe uçakları ve zırhları ve hastaları at sırtında tüfek kullanan asi kuvvetlerle çatışırlar. Herhalde çatışırlar yazıyordu. Kaçırdım orayı. Sıra dışı bir İngiliz subayı olan Lawrence, hareketli kabiliyeti çok yüksek küçük bir asi kuvvetiyle çalışır diyor. Hareket kabiliyeti çok yüksek küçük bir... Bu neyse be ya, ben yanlış okudum. Ben okuyamadım. Ne? İngiliz askeri deyince bir okuyasım gelmedi herhalde, ondandır. Neyse, lafı daha fazla uzatmayalım. Sina çölü müydü burası? Arap çölü. Rüzgarla sürüklenen kumlardan ve ateş gibi yanan kayalardan oluşan engin bir okyanus. Bu sonsuz kum dağlarının altında ise petrol. Evet, petrol için arkadaşlar bunlar bize saldırıyorlar. Multiplayer bölümünde de yine bu şekilde konu alıyorlardı. 400 yıldır Osmanlı burada hüküm sürüyor diyor bu topraklarda. Bu topraklar onların denetimi altında diyor. Fakat Osmanlılara karşı çıkanlar da var demiş. İsyankar ve devilerden oluşan küçük çeteler imparatorluğu devirmek için birleştiler. Birdenbire vuruyor ve çölün içinde kayboluyorlar diyor. Suikastçilerden bahsediyor. Onların yanında kahramanlıklarıyla büyük ün salmış yalnız bir İngiliz subayı var diyor. Ha, bu neyse bu İngiliz subayı, Lawrence denilen bir adam. Terbiyesiz adam. Hiçbir şey yazılı değil demiş. Çölde iyi plan yapmak gerekir ancak bazen şansınız da yaver gitmesi gerekir demiş. Bu arada muhtemelen son bölümdeyiz arkadaşlar. Bu son bölümü de iki part halinde çekeceğim ve videomuzun sonuna, daha doğrusu bu oyunumuzun sonuna geleceğiz. Multiplayer videoları da gelecek bu arada. Düşmanları dürbün kullanarak bul demiş. Hemen şöyle bir bakalım. Evet, düşmanlar burada.
Onlara göre düşmanlar tabii. Şöyle bir bakalım. Single player'ın bana artısı şey oldu. Hani bazı tuşları bilmiyordum multiplayer'da oynarken. O güzel bir şey oldu benim için. Şöyle bir durum var. Q'ya bastığınız zaman arkadaşlar eliyle düşmanı işaretliyorsunuz. Elinizle düşmanı işaretlediğiniz zaman düşmanın üzerinde kırmızı bir nokta oluşuyor. Ve bu sefer sizin takım arkadaşınız ve siz düşmanları daha iyi görebiliyorsunuz multiplayer'da. Ne diyor? Göz önünden uzaktan. Evet, tamam. Gizli saklı oynayacağız. Kullandıkları müzikler falan gayet güzel şu anda. Evet, şurayı da bir görelim. Evet, bu şekilde elimizle gösteriyoruz. Doğru bildiğimizi yapmaya ve bizi bu yoldan engel olmak isteyenlere karşı ne pahasına olursa olsun mücadele etmeye çalışıyoruz demiş. Çalışın. Üst kapaktan gir diyor. Maalesef gidip şu askeri öldürmek zorundayım. Devam edebilmem için. Çömelerek sessiz ilerleyebilirsin diyor. Okay. Sorry. Dikkat çekmemem gerekiyor. Şöyle gidelim bakalım. Şarjör değiştirelim. Üst kapaktan gir. Kapak nereye gitti peki? Şimdi kapak buraya geldi. Eğil. Eğilerek ilerleyelim. Baya baya moda girdim ha şu an. Yalnız atmosfer çok güzel ya. Atı seviyor, atı filan seviyoruz. Bakar mısın? Tamam tamam ben burada değilim. Okey. Türkçe bir şeyler söylüyorlar. Şu görselliğe bakın ya. Siz ne yaptınız böyle ya? Nasıl bir oyun olmuş bu? Ah çok iyi. Oha bayağı küfür müfür ediyor. Acaba gidecek mi buradan? Ben burada böyle bekliyorum ama. Artı başka seslendirme falan çıkar mı onu? Peki şuraya bir şey atabiliyor muyuz? Aynen. Gidiyor oraya doğru. Üzgünüm ya. Fail öldürüyorduk değil mi? Yakında. Evet. Pekala. Üst kapaktan girelim artık. Şuraya bir gel bakalım. Burada da yine silahlar var. Oha. Oha bayağı. Evet arkadaşlar. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Casusluk hakikaten sıkıntı ya. Yalnız az önce çok değişik kelimeler, çok değişik kelimeler. Bu taramalı mı? Taramalı tüfek, peki. Çok farklı kelimeler falan kullanıyordu. Bayağı küfür falan ediyorlar. Alçak çıkıntılara basarak tırmanabilirsin. Okey. He tırmandı. Tamam. Kapağı aç bakalım. Kod kitabını ara diyor. Pekala. Kitabı al. Aç bakayım. Vay. Çık dışarı. Türkçe falan konuşsa da buraları izlesek. Ne oldu şimdi? Aha, ne oluyor be?
Bu aralar burada buralar kasıyor arkadaşlar. Oyunla alakalı. Oo. Kafalı adamsın Veselam diyor. Ya bunlar da orada öyle duruyorlar. Tabii ki avlanırlar yani. Al sana. Biz bayan oynamışız. Bayan kontrol etmişiz bu arada. Ne oluyor? Çok bağlıyor oyun kendisine. Hakikaten bu senenin oyunu ya bu oyun. Ben böyle kitlendim izliyorum şu an valla. Oha. Kadın psikopat çıktı. Bak sen. Evet. Ben hikayeye daldım arkadaşlar. Ama en güzel bölüm sanırım bu bölüm. Bayağı bir güzel görünüyor. Göreceğiz dostum diyor. Evet arkadaşlar. Bir dahaki kontrol edeceğimiz noktada ikinci videomuza bırakalım. Bir sonraki videomuza bırakalım. Osmanlıların canavar adını verdi bu demir ejderhayı imha edebilmemiz için. Silahı bırakmasını emreden 3 adet şifreli mesaj göndermek zorundaydık diyor. Trenden bahsediyor, bizim trenden bahsediyor herhalde. Tren rayları boyunca serpilmiş Osmanlı tüyü okuyamadık onu. O zamanlar güvercinleri haberleşme aracı olarak kullanıyorlarmış. Osmanlılar çöldeki ileri karakollarını uçsuz bucaksız yerlere koymuşlardı diyor. Güçlü savunmaları yoktu. Bu karakollarda silah ve teçhizat da bol miktarda mevcuttu diyor. Tarihin tozlu sayfalarına karışmış bir medeniyetten geriye kalan tek şeydi bu antik kurabeler demiş. Köy. Peki. Oo, sahte emirler gönderilecekti diyor. Bak. Nasıl pis işler yapmışlar ya. Nasıl pis işler yapmışlar bunlar bize ya. Oynamıyorum lan. Oynamıyorum. Evet. Arkadaşlar, bu videoyu da burada noktalayalım. Ne kadar konu hoşuma gitmese de oyun çok güzel ve devamını da gerçekten merak ediyorum açıkçası. Fakat bir dahaki bölümde oynayalım devamını. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde herkes çayını, kahvesini, bir şeyini alsın. Burada toplanalım, yine oynayalım bakalım. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.